Evet, biz iki zihin durumunda yaşarız. Birinci durum hayvani tarafımız olan hayatta kalma durumudur. Hayatta kalma çabası streste yaşamaktır. Stres içinde yaşarsanız kısıtlanırsınız. Çevreniz tarafından kısıtlanırsınız. Çünkü dış ortamınızda bir tehlike vardır. Kısıtlandığınızda daha çok parçacığa, daha az dalgaya dönüşürsünüz. <laughs> Vücut katabolizmaya, yıkıcı metabolizmaya girer. Dengesizlikler, hastalıklar doğar. Degenerasyona uğrarsınız. Başlıca duygularınız korku, öfke, üzüntü ya da asabiyet olur. Bunlar stres hormonları tarafından üretilir. Suçluluk, utanç gibi duygularda bunların türleri ve karışımıdır. Bencil olursunuz. Tek konu sizsinizdir. Kendinizi dış ortamda, doğrusal zamanda yaşayan bir beden olarak tanımlarsınız. Bu sistemde enerji her zaman yetersizdir. Çünkü siz çoğunu harcarsınız. Acil durum modunda yaşarsınız. Çok dar odaklı ya da çok nesne odaklı olursunuz. Ve stres durumundayken sürekli tek bir şeye takıntı yaparsınız. İnsanlar şuna ne dersin bu nasıl dese de siz hep aynı ihtimali görürsünüz. Diğer ihtimallere açık olmazsınız. Sadece dış çevrenize odaklanırsınız. Sadece tek bir objeye, tek bir parçacığa odaklanırsınız. Ve ihtimalleri ıskalar, eler ya da istemezsiniz. Kaç kişi benimle? İhtimalleri uzak hissedersiniz çünkü daha fazla madde, daha az enerji, daha çok partikül, daha az dalgasınız. Gerçekliği duyularınızla tanımlarsınız. Gerçekliği duyularla tanımlarken de dikkatinizi ve enerjinizi oraya verirsiniz ve böylece üç boyutta tuzağa düşersiniz. Sebep sonuç ilişkisiyle yaşarsınız. Geçmişe dayanarak geleceği tahmin etmeye çalıştığınız için ihtimalleri kısıtlar, başka olasılıkları da ıskalarsınız. <laughs> Beyniniz tutarsızlık halindedir yani dengesizdir. Bildiğiniz şeylere odaklanırsınız. Çünkü o durumda bilinmeyene sıcak bakmanın sırası değildir. Şimdi bilinmeyenden kaçma zamanıdır. Çünkü bilinmeyenden uzak durulursa hayatta kalma şansı artar. Mantıklı değil mi? Ormanda bir geyik birden bir tomruk kamyonunu görse, sarı renkli büyük bir makinenin çıkardığı sesi duysa, havadaki buharı koklayıp mazotun tadını alsa ve ayaklarının altında sarsılan zemini hissetse bu bilmediği şeyden kaçar çünkü bu durumda kaçmak hayatta kalma şansını artırır. Bütün bir gün boyunca stres hormonlarıyla yaşarsanız sizce de bilinmeyen ihtimallerden kaçmaz mısınız? Arka bahçenize uzaylılar inecek diyelim. Kocaman bir gemileri de var. Siz de şöyle diyorsunuz. Eee, salı günü gelseniz bu akşam yıldızlarla dansı izleyeceğim de Al ah, Tanrım yoksa beni... Bakın ben karbonhidrat yemem. Benim yiyebileceğim bir şey olacak mı? Hep bilinmeyenden kaçmaya meyilli olursunuz. Bu arada ek bir bilgi. Bunun da bir sebebi var. Stres hormonları yani kortizol zaman içinde hipokampüsteki liflerin doğasını da değiştirmeye başlar. Hipokampüs denen bölge beyninizin anıları birleştiren kısmıdır. Bilinmeyeni bilinir yapan yerdir. Şimdi, bir grup laboratuvar faresi alır ve onlara bir labirenti öğretirseniz, onlar da geçer ve bu gönüllülere hipokampilerinizi bilime bağışlar mısınız diye sorsanız mutlaka elbette diyeceklerdir. Ve her iki taraftan hipokampüslerine işlem yapıp, bu fareleri labirente geri koyarsınız, hiçbir zaman yeni alanlara gitmediklerini biliyor musunuz? Bilinende kalıyorlar. Benimle misiniz? Stres hormonları yüzünden hipokampüsteki nöronların doğasını bozmaya başlarsanız, her zaman bildiğiniz, tanıdığınız şeylere yönelir, bilinende kalırsınız ve bilinmeyene gitmezsiniz. Katılıyor musunuz? Ama iyi bir haberim var. Beynimizin gerçek anlamda yenilenen alanlarından biri de hipokampüstür. Siz her yeni bir deneyim öğrendiğinizde hipokampüste yeni nöronlar büyür. Malum, macerayı seven ve bilinmeyeni isteyen makinelere zarar veriyorsanız, olasılığı kucaklamak için herhangi bir mekanizmanız kalmaz. Fakat siz stres hormonlarına olan bağımlılığınızı bırakıp onları geriye atarsanız, hipokampüs kendini yeniler ve yeniden macera istemeye başlarsınız. Bölgenizden ayrılmak istersiniz. Pastırmalı yumurta yemeyi bırakırsınız. Kendi ilahi yönümüz, kendi yaratıcı yönümüz, dengede olduğumuz zaman ortaya çıkar. Biz genişlerken evreni taklit ederiz. Doku onarımı olan bir metabolizma var. Sağlık var, düzen var, yenilenme var. Aşkın, neşenin, güven ve şükran duymanın, doğal varoluş durumunun yükseltilmiş duyguları var. Bunlar birdenbire bizi yeni bir geleceğe götüren ve bizi artık geçmişe demirlemeyen duygular olur. Bencillikten uzaklaşırız, yani artık benliğimizi dünyanın merkezindeki birincil mekanizma olarak tanımlamayız. Şimdi katkıda bulunuyoruz ve fark yaratmak istiyoruz. Toplumu düşünüyoruz. Yaratılış süreci hiçbir şey, hiç kimse, hiçbiri, hiçbir yerde, hiçbir zamanda olmayı gerektirir. <laughs> Her an enerji yaratılır. Yaratılış sürecinde büyüme ve onarım devam eder. Odağımızı açma eğiliminde oluruz. Daha önce hiç görmediğimiz olasılıkları görürüz. Çünkü artık zihnimizi sınırlamıyoruzdur. Olasılıklarla bağlantımızı hissederiz. Gerçekliği duyularımızın ötesinde tanımlarız. Parçacık yerine dalganın üstünde yoğunlaşırız. İnsanlar bu gerçeklik bana hitap etmiyor, saçmalık dediğinde çok doğru dersiniz. Çünkü artık duyularımla yaşamadım ama gerçekleştiğinde sana haber vereceğim. Çünkü kuantum fiziği duyulara hitap etmez. Bu pek de gerçekçi değil. Doğru, çünkü bu gerçekliktir. Üzerinde çalışıyorum, olunca haber veririm. Gerçeklik duyuların ötesindedir. Sonuca siz sebep verirsiniz. Sonucu siz yaratırsınız. Bütün olasılıklarla bağlantı kurarsınız. Bunu tecrübelerimle söyleyebilirim. Önemli anılarım oldu. İçimizde olan o akılla bağlantı kurdum ve kendimi o kadar tamamlanmış hissettim ki İnanın o anın bitmesini istemedim. Oradan kalkmak istemedim. Başka yere gitmek istemedim. O an için kendime söyleyebildiğim tek şey bu anı ezberle. Bu anı ezberlesen gerçekten busun olmuştu. Bakın bu hem çok tanıdık hem de hiç bilmediğiniz bir histir. Derin bir kuyudan su içmeye başladığınız andır. <laughs> Beninizde doğal olarak bir düzen, bir uyum içine giriyor. Dikkatinizi maddeye, parçacığa artık vermiyorsunuz. Duyularınızla tanım yapmıyor, dikkatinizi bunlardan çekip ihtimallere veriyorsunuz.